Sayın seyirciler, iyi akşamlar. Saatler 19'u gösteriyor. Güne yansıyan gelişmeler ve detaylarla ana haber bültenimiz başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz. 11 gündemin ardından şekillenen haber bültenimizin başında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Birleşmiş Milletler'in Taksim Çetinkaya sahasındaki çalışmaları ile ilgili açıklaması olacak. BM'nin kararını bir an önce geri alması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, bu davranışın sporun ruhuna ve olimpizm felsefesine uymadığını belirtti. Cumhurbaşkanı, duruma seyirci kalınmayacak. Konunun takipçisi olacağım dedi. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da bugün Lefkoşa sınır hattındaydı sayın seyirciler. Ertuğruloğlu, Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığının Kıbrıs Türk halkı için tek güvence olduğunu bir kez daha vurguladı. Ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'ni Yunanistan'la ilişkilerde tekrar dengeli olmaya çağırıyoruz diyen Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasının öneminin bir kez daha altını çizdi. İçe döneceğiz. Tabipler Birliği çocukluk çağ aşılarının özele ücretsiz verilmesinin durdurulması kararı geri çekilmeli dedi. Ve toplum sağlığının riske atıldığını belirtti. Diğer yandan Elektrik Mühendisler Odası, Türkiye ile Interconnect'e bağlantı veya bağlantıların sadece ülkenin değil, Kıbrıs adasının enerji izolasyonuna önemli faydalar sağlayacağını ve bir enerji otobanı olma potansiyelini barındıracağını belirtti. İşte bu aktardığım haber başlıkları ve daha fazla gelişmeyle ana haber bültenimize başlayalım. Birleşmiş Milletler'in Çetinkaya Taksim sahasına ulaşımı engelleyici çalışmaları ülkemizde büyük tepkiyle karşılandı sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuya ilişkin açıklama yaptı. BM'nin kararının bir an önce geri alınması gerektiğini vurguladı ve buna seyirci kalınmayacağına dikkat çekti. BM'yi sağduyuya çağıran Cumhurbaşkanı, BM'nin bu davranışı sporun ruhuna ve olimpizm felsefesine uymadığı gibi sporun evrenselliği düşünülmeden yapılan bir harekettir dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Taksim sahasıyla ilgili gelişmeler hakkında Türk Ajansı Kıbrıs'a açıklamada bulundu. Tatar, BM Barış Gücü'nün tarihi surlar üzerinde bulunan merdivenler kısmına yerleştirdiği demir tel örgüler ve demir çitlerin tarihi surlara zarar verdiğini, saha kenarında bulunan ve yine eski eser olarak kabul edilen tribünlere yerleştirilen varillerin de bu yapıya zarar verdiğini anlattı. Taksim sahasının tarihi açıdan Kıbrıslı Türkler için önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmanlı döneminde Cirit Hisar olarak anılan sahanın 1958'deki Kıbrıs görüşmelerinde Taksim tezinin gündeme gelmesiyle Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük tarafından Taksim sahası olarak değiştirildiğini aktardı. Sahanın çok önemli maçlara şahitlik ettiğini vurgulayan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk futbolunun çok önemli isimlerinin o sahada goller atıp maç yaptıklarını, o sahada Çetinkaya'nın Pakkos şildini aldığını ifade etti. Taksim sahasının Kıbrıslı Türklerce sadece spor karşılaşmalarında kullanılmadığını, dini ve milli bayramları kutlama ve bir araya gelme alanı olarak da görüldüğüne dikkati çeken Tatar, Kıbrıs Türk halkı için bu denli önemli olan sahanın düzenlenmesi yapılırken, herkesin orada bulunduğuna, bu sahanın yeni şeklinin uzun bir çalışma, büyük bir harcama neticesinde olduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, atıl halde duran tarihi Taksim sahasının Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın finansmanıyla yenilendiğini, sahanın ambargo ve izolasyonlar altında olan Kıbrıs Türk gençliğine Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hediyesi olduğunu anlattı. Sahanın özellikle Çetinkaya Türk Spor Kulübü'nün antrenmanlarında ama bu kulübün davetiyle farklı takımlarında girip çıkabileceği, çeşitli antrenman maçlarının yapılacağı bir anlayışla düzenlendiğini anlatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şimdi ne oldu da aniden böyle bir karar alınıyor? Neden BM, UNDP gibi bu surların tarihi eserlerin muhafazası ve korunması için çok önemli çalışmalar sürdürmekte olan anlayış, surların tarihine, kültürüne yakışmayacak bir düzenlemeyle sahaya girişi engellemektedir. Bu çağ dışıdır, bu anlayışı kabul etmemiz asla mümkün değildir, dedi. Kıbrıs Türk halkının bu konuda büyük bir üzüntü içinde olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM'nin kararının bir an önce geri alınması gerektiğini, buna seyirci kalınmayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konunun takipçisi olacağını da vurguladı.
Birleşmiş Milletler'in Taksim sahasına girişleri engellemesine bir tepki de Ulusal Birlik Partisi'nden geldi. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Asipoğlu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında faaliyet gösteriyorlar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ile uzlaşmak zorundadırlar, dedi. Beraber birlikte yürüme Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasiboğlu, Türkiye'de yayın yapan Ulusal TV kanalına gündeme dair açıklamalarda bulundu. BM'nin Taksim sahasına girişleri engellemesini de değerlendiren Hasiboğlu, BM'nin bu tutumunun misyonu ve vizyonuyla alakası olmadığını, BM'nin ara bölgede otoritesini ispatlamaya çalışmak için gençlerin antrenman alanını tellerle kestiğini belirtti. Bu tutumun yasal bir zeminde karşılığı olmadığını ve gerekli tepkiyi ortaya koyacaklarını ifade eden Oğuzhan Hasiboğlu şunları kaydetti. Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız bu konuda BM nezdinde gerekli girişimleri yapıyorlar. Gençlerimiz orada maç ve antrenman yapacak. Bunun engellenmesi kesinlikle kabul edilebilir değildir. Bir şekilde kendi egemenlik ve otoritelerini ispatlamaya çalışıyorlar. Ama bilsinler ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında faaliyet gösteriyorlar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ile uzlaşmak zorundadırlar ve oteli de kaldırmak mecburiyetindeler. UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BM'nin 1964 yılında alınan kararlarla otoritesini ve yetkisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sürdüremeyeceğine de vurgu yaptı. Hasipoğlu, bize göre gerek Kapalımaraş'taki statüleri, gerekse Gazimosu'da bulunan kamplarının yasal bir zemini yoktur. Çağdaşı kalmış BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla, savaş dönemi içinde alınan kararlarla yürüyecek değiliz. Biz onlara işbirliği önerisi, bizimle bir anlaşma yapma teklifini sunarken BM bize tel örgü çekerek cevap veriyor. BM'nin ada üzerindeki varlığını ve yasal statüsünü sorgulama zamanı çoktan gelmiştir, dedi. Restore edilerek hizmete hazır hale getirilen Sivil Savunma Lefke Bölge Müdürlüğü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak katılmasının savunma alanındaki sorumluluklarını artırdığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin desteğiyle milli savunmanın en üst düzeye taşınacağını da işaret etti. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bölge müdürlüklerine bir yenisini daha ekledi. Restore edilerek hizmete hazır hale getirilen Sivil Savunma Lefke Bölge Müdürlüğü düzenlenen törenle açıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Sivil Savunma Lefke Bölge Müdürü Sevgi Aykın, Kıbrıs Türk Mücadele tarihinde büyük öneme sahip Lefke bölgesinde 1976'da kurulan bölge müdürlüğünün bugünün temel taşlarını oluşturduğunu ifade etti. Güzel Lefke'mizin ilçe olarak ilan edilmesiyle birlikte Lefke halkına daha yakın olmak, daha süratli ve kolay hizmet verebilmek için 6. Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü'nün kurulması çalışmalarını başlatmış ve tadilat çalışmalarımız kısa bir sürede tamamlanmış olup bugün sizlerin huzurunda Sivil Savunma Lefke Bölge Müdürlüğü'nün açılışını yapmanın sevinç ve gururu içerisindeyiz. Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca da Sivil Savunma Teşkilatı'nın her türlü gelişmeleri takip edip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Afet Yönetimi Sistemi'nin geliştirilmesi için büyük gayret gösterdiğini vurgulayarak yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Sivil Savunma Teşkilatı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli savunmasına yaptığı hizmetlerin önemli olduğuna işaret ederek deprem, sel, yangın gibi her türlü felakette sivil savunma personelinin halkın yanında olduğuna dikkati çekti. Bir kere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu küresel ısınmayla değişen ekolojik ve bir takım olumsuzluklarla daha sık orman yangınları ile elbette yüz yüze geliyoruz. Bunu hep yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra o kadar sık olmaz. Ama hep bunlara hazır olmak lazım. Cumhurbaşkanı Tatar, ülke genelinde 60 yaşına kadar sivil savunmaya hizmet veren mükellef ordusuyla birlikte sivil savunmanın her zaman halkın yanında olduğunu belirterek, Sivil Savunma Teşkilatı'nın son yıllarda teknolojik araç, gereç ve imkanlarla gücüne güç katmakta olduğunu söyledi.
6. ilçe Lefke'ye açılan müdürlüğün hayırlı olmasını dileyen Tatar, Yeşilırmak'tan Dipkarpaz'a bir bütün olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlü olabilmesi için Sivil Savunma Teşkilat Başkanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, polis ve diğer savunma organları ile diyalogla işbirliğinin önemine işaret etti. Gözlemci olarak kabul edilmemizden sonra statümüzün de yükselmesiyle Doğu Akdeniz'de en güneyde bir Türk devleti olarak bütün bu savunma harekatlarına elinden geldiği kadar bütçe imkanları ve anavatan Türkiye'nin desteğiyle milli refleks, milli savunma ve sivil savunma teşkilat başkanı ortaya koyduğu bütün bu iradeyle daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hizmet etmektedir. Dolayısıyla sivil savunma teşkilat başkanı dediğimizde dediğim gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her noktasında anında o refleksi gösterebilecek, o şekilde teknolojiyi kullanabilen ve milli ve sivil savunmamıza hizmet edebilecek bir kapasiteyle bütün bu çalışmaları yürütmektedir. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek Sivil Savunma Lefke Bölge Müdürlüğü arama kurtarma sergisi gezildi. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Lefkoşa sınır hattında incelemelerde bulundu. Ertuğruloğlu incelemesinde bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın etkin caydırıcı gücü sayesinde güven içinde olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Lefkoşa sınır bölgesinde inceleme yaptı. Lefkoşa'da Küçük Kaymaklı bölgesinden başlayıp Metehan'a kadar devam eden sınır incelemesinde Ertuğruloğlu'na Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve bölgelerdeki birlik komutanları bilgi verdi. Sınır bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerinin faaliyetlerini yerinde gözlemleyen Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın etkin caydırıcı gücü sayesinde güven içinde olduğunu belirterek Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığı Kıbrıs Türk halkı için tek güvencedir dedi. Çavuşoğlu'nun açıklamalarına bakalım. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarında bir kez daha Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunu gündeme taşıdı sayın seyirciler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasının aday için önemine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, teşkilatın Akdeniz'e bağlarını güçlendirmek bakımından da bu çok önemli. Şimdi herkes dikkatini buraya vermeye başladı. Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci olmak isteyen çok ülke var. Bunun da koşullarını, kriterlerini belirledik dedi. Amerika Birleşik Devletleri'ni Yunanistan'la ilişkilerde daha dengeli olmaya da davet eden Çavuşoğlu, Rum kesiminin Amerika'dan silah alabilecek olmasına ise tepki gösterdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri Stratejik Mekanizması Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Amerika'da Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konusunda değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında özellikle enerji alanında önemli işbirliği fırsatları olduğunu ifade ederek Amerika Birleşik Devletleri'ni Yunanistan'la ilişkilerde dengeli olmaya davet etti ve biz Yunanistan gibi engelleme politikası güden bir ülke değiliz. Biz kendimize güveniyoruz dedi. Rum kesimi ABD'den silah alabilecek. Kime karşı alacak? Kıbrıs Türklerine karşı. Türkiye'ye karşı. Neymiş efendim? Kara para aklama konusunda daha iyi işbirliği yapmış Rum kesimi. Öyleyse Rum kesimine yönelik başka teşvikler verilebilir. Kredi açılabilir. Madem konu kara parayla ilgili, temiz parayla ilgili destek verilebilir. Sonuçta bunun karşılığı silah vermek değil Kıbrıs Rum kesimine. Bu dengeyi bozmak demektir. Yani Amerika'nın denge politikasının bozulduğunu gösteriyor. Aynı şekilde Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde her ne kadar son zamanlarda bazı açıklamalarıyla bunu dengelemeye çalışsalar da fiiliyette bu dengenin bozulduğunu görüyoruz. Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk vatandaşlarıyla da bir araya geldi. Türkiye'nin Türk dünyasıyla ilişkilerini güçlendirdiğini anlatan Bakan Çavuşoğlu, Türk Devletleri Konseyi'ni Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüştürdüklerini ve Semerkant'taki zirveyle de teşkilatın hukuki altyapısını güçlendirdiklerini ifade etti. Çavuşoğlu, teşkilatın tüm kurumlarını aynı çatı altında topladıklarını belirtirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de gözlemci olarak teşkilata katıldığını hatırlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
teşkilata gözlemci oldu. Bu KTC için de çok önemli ve anayasal adıyla gözlemci oldu. Ama teşkilatın Akdeniz'de bağlarını güçlendirmek bakımında da çok önemli. Şimdi herkes dikkatini buraya vermeye başladı. Orta Asya Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci olmak isteyen çok sayıda ülke var. Bunun da koşullarını, kriterlerini belirledik. Cumhurbaşkanlığına uzanalım. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek Halk Konseyi'nin oluşumu için ikinci toplantı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlığında yapıldı. Tatar toplantıda iki ayrı egemen devletin varlığına dayalı çözüm önerisinden geri adım atılmayacağını vurguladı. Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut ve tek ses olarak hareket etmesinin önemine işaret etti. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek olan Halk Konseyi'nin oluşumu için çalışmalar devam ederken ikinci toplantı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlığında yapıldı. Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi verdi ve Kıbrıs Türk halkının devletine, egemenliğine ve özgürlüğüne vurgu yaptı. İki ayrı egemen devletin varlığına dayalı çözüm önerisinden geri adım atılamayacağını kaydeden Tatar, anavatan Türkiye tarafından da desteklenen yeni siyasetin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti. Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'nin 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında dünya ülkelerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın çağrısıyla Kıbrıs konusunda yeni bir dönemin başladığını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na anayasal adıyla gözlemci üye olarak kabul edilmesini yeni dönemin en büyük adımı olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, yeni dönemde Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut ve tek ses olarak hareket etmesinin önemine de dikkati çekti. Toplantıda söz alan dernek başkanları ve temsilcileri de kendi düşüncelerini aktarırken Cumhurbaşkanı Tatar'a güven ve desteklerini belirttiler. Belirlenen takvime göre önümüzdeki günlerde diğer sivil toplum örgütleri, dernekler, sendikalar, kurum ve kuruluşların başkan ve temsilcileriyle toplantılar düzenlenecek ve Halk Konseyi'nin örgütsel yapısı oluşturulacak. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye temaslarına Tekirdağ'da devam ediyor sayın seyirciler. Namık Kemal Üniversitesi'nde konferans veren Töre, bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kimsenin ortadan kaldıramayacağını vurguladı. Töre'ye, Türkiye'deki temasları çerçevesinde Türk Milletine Hizmet Ödülü de takdim edildi. Türkiye'deki temaslarına devam eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul'daki temaslarının ardından Tekirdağ iline geçerek Namık Kemal Üniversitesi'nde Milli Davamız Kıbrıs ve Mavi Vatan başlığıyla konferans verdi. Üniversitenin rektörlük konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte Bakan Töre'ye Türk Milletine Hizmet Ödülü de verildi. Töre konferansta yaptığı konuşmada Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulduğu ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye olduğunu hatırlatarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir Türk devletidir. Bunun devamı gelecek, mutlaka daha büyük bir birliğe doğru gideceğiz dedi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Atatürk'ün Kıbrıs konusuna büyük önem verdiğini de kaydederek, Atatürk'ün Kıbrıs'ı Türklerin adada kalması için çalışma yaptığını, kurmaylarıyla Kıbrıs'ın önemini anlattığını vurguladı. Dolayısıyla dünyada bir oyun oynanıyor. Bu oyun hem Türkiye üzerinde vardır, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinde vardır. Bu oyunlar hep devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim milli devletimizdir. Bir Türk devletidir. Bu Türk devleti yoluna devam edecektir. Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Ankara'daki temaslarını sürdürüyor. Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk ve beraberindeki heyetin bugün de önemli temasları vardı. Şimdi Ankara'ya uzanalım. Heyetin temaslarını takip eden Bereti Ankara muhabiri Bülent Göksan'dan detaylar alacağız. Bülent, tekrardan iyi akşamlar diyoruz sana. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, meclis heyeti Ankara'da bugün de önemli temaslar gerçekleştirdi. Neler yaşandı? Senden alalım detayları. İyi akşamlar Özlem.
Senin de belirttiğin gibi Cumhuriyet Meclisi Komitesi üyeleri bugün ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Parlamentolar Arası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem komite üyelerine onuruna verdiği yemeğe katılarak başladılar. Yemek öncesi konuşan Orhan Erdem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyetini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyetlerini burada 3 millet ve 1 millet olarak, 3 millet ve 1 devlet, 3 devlet ve 1 millet olarak görmekten mutlu olduklarını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki gözlemci üye statüsünün yükseleceğini de umuyoruz dedi. Yasemin Öztürk de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üyelik statüsü elde etmesine de değinerek desteklerinden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerini ileterek bu bir başlangıçtı, arkasında mutlaka geleceğine dair inancım tamdır ifadelerini kullandı. Komite üyeleri daha sonra Türkiye Büyük Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şentop tarafından kabul edildiler Özlem. Başkan Şentop görüşme öncesi, kabul öncesi yaptığı konuşmada Cumhuriyet Meclisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok farklı görüşler ve anlaşmazlıklar olmasına rağmen Kıbrıs konusunda tam bir fikir birliğinin var olduğuna vurgu yaparak Kıbrıs'taki gelişmeleri de yakından takip ettiğini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın iki ayrı halkın eşit egemenliğine dayalı iki devletli çözüm modeline olan desteğini teyit etti. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın çağrısının çok kuvvetli bir çağrı olduğuna dikkati çekerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak tüm uluslararası platformlarda muhataplarını hatırlatıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınma zamanının geldiğini dediklerini ifade ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye ülke statüsü elde etmesiyle aynı statünün Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi'nde elde edilmesine yönelik çalışmalarında devam ettiğini belirtti. Başkan Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet Meclisi'nin idari teşkilatlanmaları arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine de işaret ederek karşılıklı ziyaretlerin daha sık yapılmasını arzu ettiğini de sözlerine ekledi. Başkan Mustafa Şentop'un konuşmasının ardından söz alan Komite Başkanı Yasemin Öztürk de Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çok önemli mesafeler kat ettiğini belirterek güçlü Türkiye demek, güçlü KKTC demek ifadelerini kullandı. Yasemin Öztürk, uluslararası örgütlerin kendi çıkarları konusunda demokratik ilkeleri hiçe saydıklarını, 2004 Annan Planı referandumundan önce Kıbrıs Türklerine pek çok söz verildiğini, ancak Kıbrıs Türklerinin referanduma evet demesine karşın verilen sözlerin tutulmadığına dikkati çekerek Kıbrıs Türklerinin her daim güvenebilecekleri ve yanlarında olan tek ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirterek Türkiye ezelden beri Kıbrıs Türklerinin yanında olmuş, desteklerini hiçbir zaman esirgememiştir. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye tek ses olmalıdır dedi. Türkiye ve KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Dostluk Grubu üyesi Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan ve Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş da Mustafa Şentop'un kabulünde hazır bulundular. Görüşme ve ziyaretlerde komite üyeleri, Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu, Fırtına Karanfil ve CTP milletvekili Ürün Solyalı'nın yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da görüşmelerde hazır bulundu Özlem. Heyet yarın sabah Türkiye saatiyle 08.10'da Ankara'dan ayrılacak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönecek. Çok teşekkür ediyoruz Bülent Göksan, aktarmış olduğum bilgiler için. Meclis heyetinin oradaki detaylı temaslarını senden aldık. Kolaylıklar diliyoruz ve bültenimizi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Akaryakıt fiyatlarına bakalım, zira akaryakıt fiyatları bu gece yarısından itibaren değişiyor sayın seyirciler. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan elde edilen bilgiye göre 95 oktan benzin 20.16, 98 oktan benzin 20.47, Euro dizel ve gaz yağı 21.96 Türk lirasından satılacak. Yeni akaryakıt fiyatları bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Bir kez daha belirtmiş olalım. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kabloyla elektrik projesini değerlendirdi. Amcaoğlu, bu adımın ülkeye tartışılmaz büyüklükte güç kazandıracağını söyledi.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kabloyla elektrik projesine çok önemli bir adım olarak değerlendirdi. Amcaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile elektrikte enterkonnekte olunmasının önemli bir gelişme olacağının altını çizdi ve bu proje ülkeye tartışılmaz büyüklükte güç kazandıracak dedi. Bu projenin sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne değil, tüm adayı Avrupa Elektrik Şebekesi'ne bağlayacağını vurgulayan Bakan Amcaoğlu, Avrupa Elektrik Sistemi İşletmecileri Birliği'nin Türkiye ile Kıbrıs Adası'nın enterkonnekte olmasına bir sıkıntı yaratmayacağına inandığını ifade etti. Amcaoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sudan sonra en önemli ihtiyacı olan elektrik enerjisinin temin edileceği müjdesinden bir vatandaş olarak büyük mutluluk duyuyorum. Bunun da ötesinde gerek su gerekse elektrik akışının adadaki iki devletin işbirliğiyle barışa hizmet edebileceğinden de eminim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yardımcısı Sayın Oktay'a yürekten teşekkürlerimi sunarım dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'un BRT'de katıldığı 17. saat programındaki açıklamaları da bakalım. Şimdi de Taçoy, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geleceğini ve önemli işbirliği protokollerine imza koyacaklarını belirtti. Bu protokola atacağımız imza gerçekten ülkenin geleceğine yöneliktir yine. O da sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında işbirliği yapılmasına dair protokoldür. Bütünleşik sosyal hizmet bilgi sistemini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uygulamanın bir protokolünü imzalayacağız. Bu bütünleşik bilgi sistemi, sosyal hizmet bilgi sistemi bize sadece ve sadece hane halklarının durumunu ihtiva eden bir ortam yaratacak ve hane halklarında sosyal yardım alan kişilerin durumunun ne olduğunu, hanelerinin ne olduğunu, evlerinin bakımının ne olduğunu gibi birçok bilgiyi ihtiva edecek. Gerek bunları ekonomik yaşantıya katabilme, gerekse başka şekillerde değerlendirme bizim ondan sonraki asli görevimiz olacak. Bir diğer taraftan, bir diğer uçtan bu merkezi oluşturabilmek için, sosyal yardım merkezini oluşturabilmek için bir bina tahsisi gerekir. Bina tahsisi yerine bir bina yapımı mevzubahis. Ve bu binayı yapabilme adına biz Gönyeli bölgesinde, Gönyeli Yenikent bölgesinde hemen şehit arsalarına giden yolun hemen sol tarafında yani Lefkoşa Güzel Çevre Yolu'nun şehit arsalarının sol köşesinde böyle bir mekanın yapılması için toprak tahsisine gittik. İçişleri Bakanımızla bunun çalışmasını yaptık ve yarın da Sayın Bakan'la, Sayın Derya Yanık'la bunu yapımı ve gelişmesi için bir imza atılacak. Bu bina sadece bina olarak olmayacak tabii ki. Burada sosyal yardım binası olarak geçecek. Burada insanlarımızın zorlukları, uğradıkları haklar, haksızlıklar veyahut da suistimaller veyahut da yaşanılan koşulların düzeltilmesi için gerek mobil gerekse yerinde hizmetler verilecek. Bunların hepsi protokolün içerisinde yer alacak. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülke turizmine yönelik açıklamalarda bulundu. Ataoğlu, ülkenin tanıtım yüzü olan tarihi Girne Limanı'nın hak ettiği görünümü alacağını belirtti. 2023 yılının bakanlık olarak yaptıkları çalışmaların meyvesini alma yılı olacağını da ifade etti. Ataoğlu, tarihi Girne Antik Limanı projesinin yaz sezonu başlamadan 30 Mayıs 2023 tarihinde sona ermesini öngördüklerini de açıkladı. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, tarihi Girne Antik Limanı projesi hakkında detaylı açıklama yaptı. Ataoğlu, uzun yıllar limanda yaşanan görüntü kirliliği, altyapı eksikliği, kaçak yapılaşma ve binaların restorasyonunu kapsayacak şekilde hazırlanan yeni projeyle antik limanın yeniden hayat bulacağını söyledi. Ataoğlu, limanın yeniden hayat bulması için 1 Aralık 2022 tarihinde ilk kazmanın vurulduğunu, projenin yaz sezonu başlamadan 30 Mayıs 2023 tarihinde sona ermesini öngördüklerini ifade etti. Fikri Ataoğlu, öncelikli olarak kaçak olarak nitelendirilen binaların yıkımının yapıldığını, mevcut asfalt zeminin sökülme işlemlerinin tamamlandığını ve çıkan molozların taşınmasına başlandığını vurguladı. Liman girişine acil durumlar için hidrolik bariyerler yerleştirileceğini de ifade eden Ataoğlu, binaların temizliği ve restorasyonu için de işlemlerin başladığını dile getirdi.
Bina cephelerinde bulunan mevcut kapı, balkon, pencere ve diğer aksamların eski dokusuna uygun ahşap olacak şekilde tasarlandığını anlatan Ataoğlu, projenin çok kapsamlı düşünüldüğünü belirtti. Ataoğlu, proje kapsamında limanda bulunan yat ve balıkçı teknelerine ulaşım için yapılmış olan ahşap iskelenin yenileneceğini, yatların su ve elektrik besleme ünitelerinin de değişeceğini ifade etti. Girne Antik Liman'da bulunan ve 6 ay boyunca iş yerini açamayacak olan iş yerlerine hibe yapılarak esnafın ayakta kalmasının sağlandığını kaydeden Ataoğlu, çalışanlara da asgari ücretin yarısı kadar katkı yapıldığını, hiç kimsenin mağdur olmaması için çalışmaların devam edeceğini belirtti. Fikri Ataoğlu, bakanlık olarak ciddi çalışma içinde olduklarını belirterek, 2023 yılının bakanlık olarak yaptıkları çalışmaların meyvesini alma yılı olacağını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, meslek liselerine devam eden gençlerin önünü açmak amacıyla üniversitelerle işbirliği yapmaya ve gençlere desteğe hazır olduklarını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Sedat Simavi Endrisi Meslek Lisesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Taçoy, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Toycan'la Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanan'ın eşlik ettiği ziyarette meslek liselerine devam eden gençlerin iyi yetiştirilmesinin önemine ve çalışma yaşamına nitelikli ara eleman kazandırılması için mesleki eğitimin önceliğine işaret ederek bu gençlerin önünü açmak amacıyla üniversitelerle işbirliği yapmaya ve desteğe hazır olduklarını söyledi. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ve Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi yetkilileriyle bu çerçevede bir araya geldiklerini belirten Taçoy, elektrik, elektronik ve bilişim alanında üniversitelerle meslek liseleri arasında işbirliği yapılmasının önemine dikkati çekti. Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam Destek Merkezi Fonu aracılığıyla kendilerinin de bu işbirliğine katkı sağlamaya hazır olduklarını kaydetti. Bakan Taçoy, meslek okullarındaki çocukların iyi yetiştirilmesinin ve meslek dalında elde ettikleri kazanımla çalışma yaşamında istihdam edilebilmelerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlü yapısının oluşmasında önemli bir etken olduğunu da ifade etti. Taçoy daha sonra Sedat Simavi Meslek Lisesi Müdürü Çeltem Arifoğlu eşliğinde atölyeleri gezdi. Ve bir uyarı haberi var sırada. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, seyri sefer muayene ve bazı harçlarla ilgili dolandırıcılık amaçlı açılan sahte internet siteleri hakkında bir kez daha uyarıda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada en son tespit edilen sitelerin engellenmesi için harekete geçildiği kaydedildi ve vergi dairesine ait internet adresi hatırlatıldı. Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı, seyri sefer harcını internetten ödemek isteyen ve Google üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seyri sefer araması yapan araç sahiplerine dolandırıcılık amacıyla açılmış internet siteleri konusunda uyardı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada son olarak yine aynı amaçla iki internet sitesi tespit edildiği ve Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı'nın söz konusu sitelerin engellenmesi için hemen harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada motorlu araçların seyri sefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçlarının internet üzerinden kredi kartıyla ödenebileceği tek adresin vergi dairesine ait https://online.vergi.gov.ct.tr adresi olduğu vurgulanarak bu siteye Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı'nın internet sitesi www.bup.gov.ct.tr üzerinden de bağlantı verildiği kaydedildi. Araç sahiplerinin internet üzerinden yapacakları harç ödemelerinde devlet kurumlarına ait internet sitelerini kullanmaları da önerildi. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, çocukluk çağı aşılarının özel sağlık kuruluşlarına ve özelde çalışan hekimlere ücretsiz verilmesinin durdurulması kararını eleştirdi. Tabipler Birliği bu kararla toplum sağlığının riske atıldığını belirtti, kararın geri çekilmesini talep etti. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği bugüne kadar devletin çocukluk çağı aşılarını hem kamudaki hem de özeldeki hekimlere ücretsiz sağladığını, ancak dün alınan kararla bu aşıların sadece Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda yapılabileceğini belirterek kararı eleştiren yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın aşı takip sistemi ile soğuk zincir sistemini gerekçe göstererek aldığı bu kararın geri çekilmesi talep edildi. Toplum sağlığının riske atıldığını savunan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanlığı'na ilgili sorunların çözümü için işbirliği çağrısında da bulundu. Açıklamada ücretsiz aşılama her çocuğun hakkıdır denilerek sağlık altyapısını kurmak ve denetlemek bakanlığın görevidir. Bahsedilen sağlık altyapısındaki yetersizlikleri düzeltmek de bakanlığın görevlerindendir denildi. Elektrik Mühendisleri Odası Türkiye ile Enterkonnekt'e bağlantı hakkındaki görüşünü kamuoyuyla paylaştı. Odadan yapılan açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sağlanacak Enterkonnekt'e bağlantı veya bağlantıların sadece ülkenin değil Kıbrıs Adası'nın enerji izolasyonuna da önemli faydalar sağlayacağı ve bir enerji otobanı olma potansiyeli barındıracağı belirtildi. Elektrik Mühendisleri Odası Türkiye ile Enterkonnekt'e bağlantı konusunda yazılı açıklamada bulundu. Odadan yapılan yazılı açıklamada ülkenin enerji arz güvenliğinin sağlanması için yenilenebilir enerjinin ön planda olacağı, daha sürdürülebilir ve çevre dostu yakıt kullanımına dayanan ve mümkün olabilecek bölgesel her türlü enterkonnekte bağlantıyı içinde barındırabilecek, ayrıca elektrik enerjisi talebini Kıptek bünyesinde yapılacak yatırımlarla karşılayabilecek seviyede olacak bir enerji planlamasının gerekliliğini vurguladı. Enterkonnekte bağlantıların şebekelere daha esnek davranma kabiliyeti vermekle birlikte, özellikle yenilenebilir enerji potansiyelinin ülkesel kurulu güçle sınırlı kalması problemini ortadan kaldırdığına işaret edilen oda açıklamasında, böylece daha fazla yenilenebilir enerji kaynağından faydalanılırken, AB politikalarıyla uyumlu olabilecek şekilde daha fazla yenilenebilir enerjinin olduğu üretim havuzunu elde etme fırsatlarını yaratmakta ve tabii ki enerji arz güvenliğinin sağlanmasında da önemli bir sorun çözücü olabilmektedir denildi. Açıklamada sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değil, Kıbrıs Adası'nın enerji izolasyonuna da önemli faydalar sağlayacağı ve bir enerji otobanı olma potansiyeli barındıracağı düşünülen projenin teknik açıdan da avantajlar sağlayacağı ifade edildi. Ve sosyal konut projesi konusu. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Mimarlar Odası, TOKİ tarafından yapılması planlanan sosyal konut projesine yönelik eleştiriler de bulundu. Açıklamada, sosyal konut projesi tüm imar planlamalarına aykırıdır denildi. Mimarlar Odası Derin Yaya TOKİ tarafından 236 konutluk sosyal konut yapımı projesi hakkındaki yazılı görüşünü kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada TOKİ tarafından yapılması planlanan sosyal konut projesinin Derin Yaya gibi uzun yıllardır alt ve üst yapı yatırımı yapılmamış, ülkesel fiziki plan çerçevesinde yer verilmemiş bir noktada uygulamanın bugüne dek yapılmış tüm imar planlamalarına aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu. Yetkilileri yanlış olarak nitelediği bu adımdan geri dönmeye çağıran Mimarlar Odası, bireylerin günlük yaşamını direkt ilgilendiren barınma ihtiyacı gibi önemli bir konunun alelacele projelerle geri dönülemez zararlar bırakacak bir biçimde plansızca yürütülmemesi gerektiği uyarısı yaptı. Dört Eğitim Sendikası, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde yaşanan sorunlara çözüm bulunmasını istedi ve konuya ilişkin önerilerini ortaya koydu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü Personel Sendikası, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü ile ilgili ortak basın toplantısı düzenledi. KİTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş basın toplantısında hükümetin 4 eğitim sendikasının söylediklerine dikkate almasını ve yüksek öğrenimle ilgili açık ve net politik kararlar üretilmesini istedi. Maviş, YÖDAKA'da üniversitelerin ve yüksek öğretimin gelişimi için adım atması çağrısında bulundu. Kampüs Sen Başkanı Kerem Cantekin de geçtiğimiz hafta işten çıkarılan 13 kişinin işlerinin kendilerine yeniden teklif edilmesini, bundan sonra kimsenin işten çıkarılmamasını ve güvencesiz iş sözleşmelerinin daha güvenli hale getirilmesi için tüm yasal yolları sonuna kadar kullanacaklarını ifade etti. Cantekin, ODTÜ yönetimini bir an önce çalışan temsilcilerinin davet edileceği bir kriz masası oluşturmaya da çağırdı. DAÜSEM Başkanı Ercan Hoşkara da ODTÜ yönetiminin kampüs senle diyalog kurarak sorunu çözebileceği düşüncesinde olduğunu söyledi.
Hoşkara devletlerinde yüksek öğretimden ne istediğini net bir şekilde ortaya koyması ve kalite standartını korumak için devlet üniversitelerini desteklemesi gerektiğini belirtti. Kanser Hastalarına Yardım Derneği'nin önemli bir çağrısıyla noktalayalım bültenimizi. Dernek hasta ve hasta yakınlarına 2 hafta içinde ilaçlarını alamamaları halinde derneğe başvuruda bulunmaları çağrısı yaptı. Kanser Hastalarına Yardım Derneği TULİPS Başkanı Raziye Koca İsmail, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili yaşanan sıkıntı konusunda yazılı açıklama yaptı. Koca İsmail, global yaşanan ilaç sıkıntılarının Türkiye'yi de olumsuz etkileyerek ilaç eksikliklerine neden olduğunu, söz konusu eksikliğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de fazlasıyla görüldüğünü kaydetti. Sağlık Bakanlığı ve İlaç Eczacılık Dairesi'nin yoğun çabaları sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yabancı ilaç ithal etme yasağından muaf tutulduğunu belirten Koca İsmail, bu prosedür ve çalışmaların sonlandırılması sürecinde ilaç siparişinde gecikmeler yaşandığını anlattı. Dernek olarak birkaç hafta içinde ilaç eksikliklerinin giderilmiş olacağı ve siparişlerin ihale tarihlerine göre gelmiş olacağı sözünü aldık diyen Koca İsmail, ilaç sıkıntısının takipçisi olacaklarını vurguladı. Raziye Koca İsmail, 2 hafta içinde hala ilacını alamamış hastaların Kanser Hastalarına Yardım Derneği TULİPS'e başvuruda bulunması çağrısı yaptı. Bu haberle bize ayrılan süreyi burada noktalıyoruz. Değerli izleyenler, yarın akşam saat 19'u gösterdiğinde yeniden karşınızda olacağımızı belirtelim. Geceniz güzel geçsin. Hoşça kalın diyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Birleşmiş Milletler'in gündemine oturan Taksim sahasındaki uygulamalarla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Dışişleri Bakanlığımızın Birleşmiş Milletler nezdinde yapmış olduğu girişimler neticesinde tarihi Taksim sahasının Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın finansmanıyla yenilenmesinin ardından Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün söz konusu alana fiziki ulaşım yollarını engelleyici tavrı kabul edilemezdir. Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde, tarihinde, geçmişinde hem spor hem de kültürel alanda büyük öneme sahip Taksim sahası, 1930 yılından beri Çetinkaya Spor Kulübü'nün kullanımındadır. Sahada gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının ardından gençliğimizin hizmetine açılacakken, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün yıllardır geçiş sağlanan kapılara tarihi Lefkoşa surlarına da zarar verecek şekilde dikenli teller koyması bu da yetmezmiş gibi, hafta başında da dikenli tellere ek olarak blok engeller yerleştirmesi sadece statüko ihlali değil, hak mahrumiyetine neden olan bir ileri harekettir. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün operasyonlarını bugüne kadar Kıbrıs Türk tarafının iyi niyet ve hoşgörüyle yürüttüğü gerçeğini anımsatmakta fayda görüyoruz. Birleşmiş Milletler'in adadaki gerçekleri temel alan yapıcı, dengeli bir tutum benimsemeye ve Kıbrıs Türk halkının mükteseb haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz ifadelerine yer verildi. Ülkemizin yetiştirdiği ender futbol yeteneklerinden Mete Adanır, ölümünün 34. yılında anılacak. Türkiye'de futbol oynadığı dönemde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk futbolcu Mete Adanır, ölümünün 34. yıl dönümünde yarın kabri başında anılacak. Adanır, Samsun'dan Malatya deplasmanına giderken 20 Ocak 1989 tarihinde Havza yakınlarında Samsun Spor kafilesini taşıyan otobüsün geçirdiği trafik kazasında 27 yaşında hayatını kaybetmişti. Samsun Spor'da başarılı 2 yıl geçiren Mete Adanır, Samsun sporluların gönlünü fethetmişti. Mete Adanır Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre anma yarın saat 10'da Lefkoşa Kabristanlığı'nda yapılacak törende Mete Adanır'ın hayatı hakkında bilgiler verilecek ve dualar okunacak. Eliz, 2. ITF turnuva finaline ulaşarak 2023'e iyi başladı. Yıldız raket Eliz Malone Yorgancı, İngiltere'nin Loughborough kentinde organize edilen 2. ITF turnuvasının finalinde mücadele etti. Final maçındaki rakip bugüne kadar 3. ITF turnuvası kazanan İsviçreli Selin Naef'ti.
Eliz final maçını 6-0, 6-4'lük setlerde 2-0 kaybetti. Ödül töreninde konuşan Eliz, finalde ve turnuva boyunca kazandığı tecrübenin kendisi için çok işine yarayacağının altını çizdi. Kadınlar Tenis Birliği sıralamalarında 2022'ye 1137. sırada başlayan Eliz, sene sonuna kadar 389. sıraya yerleşti ve bu pozisyonu sayesinde W25 seviyesinde olan turnuvaya ana tablodan katılmaya hak kazandı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Northern Kıbrıs Kupası'nda birinci tur programı belli oldu. 21-22 Ocak tarihlerinde kupada toplam 16 karşılaşma oynanacak. Maçlar saat 13'te başlayacak. Voleybolda 11.si organize edilen Rauf Denktaş Kupası'nın kuraları çekildi. Geleneksel organizasyonun kura çekimi online olarak gerçekleştirildi. 26 Ocak 9 Şubat tarihleri arasında yapılacak turnuvanın ilk maçları kadınlar kategorisinde oynanacak. Zira Türkiye Kupası'nın son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Ankara Gücü seri penaltı atışlarında Beşiktaş'ı 4-3 yenerek 22 yıl sonra çeyrek finale yükseldi. Trabzonspor 1-0 geriye düştüğü maçta Hangi Kredi Ümraniyespor'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen bir diğer takım oldu. Son 16 turunda normal süresi 1-1 uzatma bölümü ise 2-2 biten mücadelede de Medipol Başakşehir seri penaltı atışlarda Vava Kars Fatih Karagümrük'e 5-3 üstünlük sağlayarak çeyrek finalde kaldı. Zira Türkiye Kupası'nda şu sıralarda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. İtalya Süper Kupası'nda Inter, Milan'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Fahd Stadı'nda oynanan final maçını kazanan Inter, üst üste ikinci toplamda ise 7. kez kupayı kazanma başarısı gösterdi. Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımını 92-58 mağlup etti. Sarı lacivertliler grupta üst üste 8. maçından üstün ayrılırken Yunan temsilcisi 10. maçında da galibiyetle tanışamadı. Voleybol kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi E grubu 4. hafta maçında Eczacıbaşı Dinavit ağırladığı Bulgaristan temsilcisi Maritsa'yı 3-0 yendi. Rakibi karşısında 55 dakikada sonuca giden turuncu beyazlılar setleri de 25-14, 25-16 ve 25-5 kazanarak 4. haftayı da galibiyetle tamamladı. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Evet, güneşli günler devam ediyor efendim. Maksimum sıcaklıklar 19-20 dereceye kadar çıktı. Güzelyurt ve Lefkoşa'da en düşük hava sıcaklığı 7 derece. Lefke'de 11, Girne'de 12, Alev Kayası'nda 7, İskele'de 8, Yeni Erenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te 12, Gazimausa ve Larnaka'da 11, Limassol'da 10, Baf'ta 9 ve Trodos'ta 0'ın altında 2 derece. Ve Trodos'ta geceleyin buzlanma da var efendim, buzlanma. Oraya gidecek olanlar geceleyin aman dikkat diyelim. Ve yarın Kıbrıs'ta yine açık ve az bulutlu, bir ara parçalı bulutlu geçecek. Ve en yüksek hava sıcaklıkları Lefke ve Lefkoşa'da 19, Güzelyurt'ta ve Girne'de 20, Alev Kayası'nda 16, Yeni Erenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te 18, İskele'de 20, Gazimausa'da 19, Larnaka'da 20, Limassol'da 19, Baf'ta 20 ve Trodos'ta en yüksek hava sıcaklığı 3 derece.
Evet, diğer yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.